görüyorsun, eli değilse değil. Senin kamera almaz abi. Burada da yapıştı. Neyse. Biraz hoşgörülü ve iyi niyetli oradaki personele yardımcı olmaları yönünde hareket etmelerini özellikle rica ediyorum. Dünya Ebeler Günü kapsamında Tokat'ta yılın ebesi Tavşanalı olan ve Reşadiye Köyü Sağlık Evi'nde ebe olarak görevli Özlem Peker seçildi. Vatandaşlarla kurduğu iletişim, özverili çalışma ve eğitimlerde gösterdiği başarı nedeniyle bu ödüle layık görüldü. Ödül töreninde 81 ilin temsilcileri hazır bulundu. Tokat'ta düzenlenen programda Özlem Peker'e ödülünü Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kavkas verdi. Dünya Ebeler Günü Tokat'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tokat'ta düzenlenen programda ebelik mesleğinin toplum sağlığını koruma ve geliştirmedeki rolü üzerinde duruldu. Tokat ili Zili ilçesi Reşadiye Köyü Sağlık Evi'nde ebe olarak çalışan Özlem Peker duygu ve düşüncelerini bakın nasıl anlattı. İlk görev yerim Tokat. 2 yıldır bu meslekteyim. Tokat ilinin birçok ilçesi ve bunların birçok köyü var. Bunların içinden seçilmem benim için çok özel bir duygu. Mesleğimin henüz 2. yılında erken yakaladığım bir başarı, çalıştığım yere köylüyle kaynaşmam, onların bana sürekli yardımcı olması benim avantajım oldu. Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Zile Toplum Sağlığı Müdürlüğü sorumlusu Dr. Amine Hatun Ağırman'ın düzenlediği bir seminerde benden bahsetmesi ön ayak oldu bu başarıma. Ayrıca Tokat'ta daha farklı bir başarı öyküsü çıkmaması beni Tokat'tan aday olarak gösterdi. Mesleğimde disiplinli, zamanında işimi yapmaya çalışan, kararlı, vazgeçmeyen, azimli, umutsuzluğa kapılmayan biriyim. Çevrem alçak gönüllü, tevazi sahibi, güler yüzlü, yardımsever olarak göstermekte beni. Tavsiyem sağlıklı çalışanların, herkesin her zaman güler yüz ve tevazu, ayrıca alçak gönüllü olmasını dilerim. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Güler yüzümün arkasındaki sır ise ailelerimin sevgi ve saygısıdır. Üzerimde hakkı olan öğretmenlerime, aileme, eşime teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Ayrıca Tavşanlı Zile'ye tanıtılmış oldu.